İyi günler çocuklarım. 3. sınıflar matematik dersindeyiz. Basamak değerini öğreneceğiz ve onunla ilgili işlemler yapacağız. Şimdi buraya baktığımız zaman basamak değerinin ne olduğunu da geçen yıldan biraz öğrenmiştik. Önce onu hatırlayacağız. Daha sonra da yeni yüzler basamağındaki basamak değerini göreceğiz. Sayıların yazılışında rakamların bulunduğu yere basamak denir. Bunu biliyoruz zaten. Rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere de basamak değeri denir. Basamakla ilgili olan değer diyebiliriz. Şimdi burada ilk geçen yıktından bir tekrar ediyor hemen. 10 20 30 40 50 60 70. Onlar basamağı olduğu için 70 diyoruz. 7 tane onluktan oluşur. Birler basamağında ise 5 tane var ve 5 birlikten 5 oluşuyor. Sadece burada basamak değerinde ne yapıyoruz? Basamağı da içerisine katıyoruz. Yani burada 7 tane varsa nedir? Her biri onlardan sayılacak. 7 çarpı 10 şeklinde de düşünebiliriz. 237 sayısının modellerini ve basamak değerlerini gösteriniz diyor. Hemen buraya bakıyoruz. Basamağın adı yüzler basamağı. İki tane yüzlük blok var. Yani 100, 200. Zaten burası 200 olduğu belli. Basamağın değeri nedir? Basamakla ilgili olduğu için aslında 2 yazılıyor ama nedir? Ama biz ne diyoruz? Buraya onun için basamaktan dolayı 200 diyoruz. Burada 3 yazılıyor ama 10, 20, 30 var. Burada ise birler basamağı olduğu için zaten 7 tane var. 7 olarak direkt geçiyor. Aslında basamak değeri bir manada da okunuşunu da sağlıyor. 237. 237. Yani aslında ağzımızın söylediği gibi, okuduğumuz gibi oluyor. 2 tane yüzlükten, 3 tane unuttan, 7 tane birlikten oluşmuştur. Diyoruz ve geçiyoruz hemen. Yine bir örnek verilmiş burada. Aşağıdaki kitaplıkta diyor. Fiyatlarını modellendirelim diyor. Burada bir 405 sayısı var gördüğünüz gibi hemen onu ne yapmış yüzler basamağında 4 tane blok koymuş yüzler basamağı bu da ne demek 400 demektir 4 tane yüzlükten oluşmuştur diyoruz. Onlar basamağında sayı olmadığı için biz orayı direkt sıfır olarak sıfır onluk ve sıfır basamak değeri de sıfır olarak görüyoruz. E, birler basamağında 5 var. Zaten onun içinde 5 direkt olarak yazıyor. Zaten birler basamağı kendisini veriyor direkt. Ama yüzler basamağını 400 dememiz gerekiyor. Çünkü orası yüzler basamağı olduğu için 4 ise 4 tane yüzlük var demektir. Veteriner Aslı Hanım'ın bir hafta içerisinde 270 tane hayvanı muayene etti diyor. Bu 270 tane hayvanı muayene etmesiyle ilgili burada gösteriyor. Yine yüzler basamağına bakıyorum. 2 tane yüzlük var, blok var. Onun için 200 diyorum basamak değerine iki yazıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane onluk var. Onun için ne diyorum? 70 diyorum. 7 tane onumuz 70 yapar. 7 onluk var. Birler basamağında ise hiçbir sayı olmadığı için yine 0 diyoruz. Konunu değerlendirelim diyor. Konu değerlendirmesi var. Burada ben sizin için yaptım. Yine açıklayarak anlatayım. Burada bakıyoruz 3 tane blok var. 3 tane blok olduğu için 3 iki tane burada onluk var. Burası 20 olacaktı. Yanlış yazılmış. İki tane onluk var. 20. Burada da 1 bir var. 1. Bir. 21. 300. 21. Yüzler basamağının ki basamak değeri 3 olduğu için 3 tane yüzlük var demektir. Onlar basamağının ki 2 tane onluk olduğu için 2'dir. 20'dir yani. Burası ise 1'ler basamağı ve 1 olduğu için 1. Yine bakın okuyorum sayıyı. 300. 21 şeklinde sayının okunuşu da bu şekilde çıkıyor. Şimdi başka bir konu var. Yine aynı konu aslında. Burada bir tane yüzlük blok var. Dört tane onluk var. Birlik, birler basamağında ise hiçbir sayı yok. Onun için ne yapıyoruz? Bir tane blok, bir tane yüzümüz 100 yapar. dört e, tane onumuz 40 yapar. E, birler basamağında da sayı olmadığı için sıfır olarak yazılmış. 206 sayısı var burada. Şimdi bakın iki tane blok var. 200. Onluk kısmı yine yok. Birlik kısmında ise 6 tane var. 206 sayısı. 2 tane yüzümüz ne yapıyor? Basamak değerinde 200 yapıyor. E, buradaki e, hiçbir sayı olmadığı için 0 olarak geçiyor. Burası da 6 olarak geçiyor. E, bunu da unutmuyoruz. Evet. Devam ediyoruz yine değerlendirmeye. ikinci aşamadayız. Şimdi burada basamakları göstermiş ve onların basamak değerlerini bulmamızı istiyor. Özellikle 5 rakamını dikkate almış. Burada 145 sayısı var. Birler basamağındaki kırmızı olduğu için birler basamağı diyoruz ve 5 sadece 5. Çünkü birler basamağı. Burada ise 5 onlar basamağında yer aldığı için onlar basamağı 5 tane 10 on demektir. Onun için 50 yazdık. Burada ise yüzler basamağındaki 5 olduğu için onun için 500 yazdım. Burada da yüzler basamağında olduğu için yine ona da 500 yazdım. Burada doğru yanlışlar yapılmış. Bize onunla ilgili bilgi vermiş. Doğru ya da yanlış yazın diyor. Ben sizin için yazdım. Siz videoyu durdurup düzelte yapabilirsiniz. 384 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam 3'tür. Basamak değeri 300 bunun. Onun için en küçük değildir. Yanlış dedik. 462 sayısında 4 sayısının basamak değeri 400'dür. Evet, buradaki 400 zaten yüzler basamağında. 173 sayısında 3 sayısının basamak değeri 3'tür. Birler basamağında 3 olduğu için 3'tür. Doğru. 562 sayısında 6 sayısının basamak değeri 6'dır. Evet, gördüğünüz gibi burası da basamak değeri 6'dır diyor. Aslında ne olması lazım da 60 olması lazım. Onun için yanlış dedik. 307 sayısında onlar basamandaki rakamın basamak değeri 10'dur diyor. Onlar basamanda 0 var. Yani burada basamak değeri nedir? 0 olması lazım. Onun için yanlış dedik. 600 sayısının yüzler basamandaki rakamın basamak değeri 600'dür diyor. Yüzler basamandaki evet yüzler basamında 6 olduğu için 600 zaten. 600 sayısında bir yüzler basamındaki sayı 6 olduğu için 600 diyoruz. Doğru diyoruz. Değişik bir soru sormuş. 736 sayısının onlar ve birler basamağındaki basama, rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Basamak değeri toplamı bununki 30 olduğu için 30 dedim. Burası da 6 olduğu için 6 ikisini toplarsak 36 yaptı diyoruz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.